Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, İran Dışişleri Bakanı, değerli kardeşim Abbas Arakçı, ülkemizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sayın Arakçı, Dışişleri Bakanı sıfatıyla Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Bu vesileyle yeni görevi için kendisini tebrik ediyor. Tekrardan kendisine hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi dün İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlarına katılımıyla 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. toplantısına ev sahipliği yaptı. Güney Kafkasya'nın geleceğine yönelik son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Güney Kafkasya'da işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Katılımları için hem değerli kardeşim Arakçı'ya hem de diğer mevkidaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha sözlerimin başında teşekkür etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, İran'ın yeni kurulan hükümetinin ikili ve bölgesel işbirliğine yönelik olumlu mesajlarını memnuniyetle karşılıyoruz. İran'ın komşularla ilişkilere öncelik veren bu vizyonunu biz de paylaşıyoruz. Türkiye ve İran bölgenin iki kadim medeniyetidir. Bölgenin barış, refah ve istikrarına katkıda bulunmak küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmak zorundalar. Biz Türkiye olarak bölgemize savaş istemiyoruz. Bu konuda saldırıların ve soğuk kanlı davranması gerek değilse mevcut gerilimi azaltmak için Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmelidir. İsrail bir numara yönelik saldırılarını bitirmelidir. İsrail her türlü saldırgan tavırdan ve provokasyondan vazgeçmelidir. Değerli basın mensupları, Türkiye ve İran bu bölgede ilelebet var olacaktır. İkili ilişkilerimizi abad vücut خواهند داشت ve bölgesel konulardaki işbirliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızda sürdüreceğiz. Son dönemde yaşanan gelişmeler bu işbirliğinin önemini daha da artırmıştır. Değerli kardeşim Arakçı'ya ziyaret için bir kez daha tekrar teşekkür ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Elime Bey'in doğruyatı siyasi, bu keşfer ve tabiyat rayı zanihva ve raf ve her güne mevane beri dersiyavi bir ufuk ve cedid der münasebeti dujanebe ve hemkari hay mentaqeyi istişareleri güçlendirme ve ikili ilişkilerinde ve bölgesel işbirliklerinde yeni ufuklara ulaşmanın önündeki her türlü engeli kaldırmayı misyon edinmiş ve bunu gerçekleştirmek için kararlıdır. Bir kez daha değerli Türkiye hükümeti ve halkına sıcak misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. İzninizle soru cevap faslına geçiyoruz. İlk soruyu Anadolu Ajansı'na. Eğer izin verirseniz bir bakış soru cevabı ubur konayım. Evvelin soru habergüzari Anatoli mi pürse? Sualim ana Cenab-ı Ağabey Vezir. Hamas Başkanı Muhammed Derviş, İsmail ve Hamas siyasi büro üyeleriyle çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiniz. Görüşmede hangi konular gündeme geldi? Muhammed Derviş, İsmail ve mesulüne Hamas müzakereti ancam dedik ve şoma çe payami dedik ve tevakkı onha az cevame-i beynelmilali çiz. Müteşekkirem. Evet, ifade ettiğiniz gibi dün Hamas Bale, siyasi büro yetkilileriyle دیروز با مسئولین دفتر سیاسی حماس در استانبول گرد هم آمدیم مذاکرات طولانی انجام دادیم بله منطقه ما از یک مرحله تنش شدید عبور میکنه اسرائیل همچنان به نسل‌کشی ادامه میده میلیون ها نفر در حال حاضر در غزه گرفتار هستند گرسنه و بیچاره موندن Hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Konuştuğumuz konular arasında özellikle Gazze'deki insani yardımlar meselesini nasıl iyileştirebiliriz? Bu öncelikli bir hususta şu anda ifade ettiğim gibi savaştan dolayı 2 milyon insan gıdasız, susuz, ilaçsız. Herhangi başlarını sokacak bir yer olmadan hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Savaştan önce yaklaşık 500 tır Gazze'ye gıda ve insan yaşam malzemesi taşıyordu. Bugün ise Gazze'nin tamamına girebilen yardım miktarı günde
eğer olursa o da 30'tu. 2 Mayın başından itibaren hemen hemen böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii ki bu insani krize giderek derinleştiriyor. 2 Ekim'den bu yana da ise Kuzey Gazze'ye hiç yardım gitmiyor. از 2 اکتبر شمال غزه اصلا کمک های بشر دوستانه ارسال نمیشه و مردم در اون منطقه بسیار با مشکل مواجه هستند. Kardeşlerine nasıl daha fazla insani yardım yapılabilir? ما نیز با دوستان حماس در رابطه با اینکه چطور میتونیم به مردم منطقه کمک بیشتری برسونیم گفتگو کردیم. Türkiye olarak bildiğiniz gibi değerli arkadaşlar savaşın başından itibaren az ebtedai insani yardım faaliyetlerimizi artırmış durumdayız. Kumak ve başar dostane edame dediğim ve kumak hamuru afsayış dediğim toplamı 84 bin tonu aşmış durumda. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda ton ma kumak ve başar dostane yardımların nasıl geldiğini, stoklandığını ve sistemli bir şekilde ulaştırmaya çalıştığını gördük. Ama refahsızlık kapısı kapatıldığı için oraya gönderilen yardım malzemeleri maalesef çok ağır. Bir gündüm tabiri caizse içeri taşınabiliyor. 30 kamyon dediğim çok fazla rakam değil. İnsani yardım konusu önemli. Bu konuda daha fazla neler yapılabilir, neler olmalı? Onu görüştük. Daha sonra Diğer bir önemli husus da Filistinler arası birlik meselesi biliyorsunuz Hamas tertibi diğer Filistinli örgütlerin bir araya gelmesi meselesi ve bu iç uzlaşma sürecinin, ulusal birlik sürecinin nasıl bitirilmiş bir iddia aldık. En son Kahire'de bir araya gelmişlerdi biliyorsunuz. Buradan da nasıl arkadaşlarımıza da Filistinlerin iç uzlaşı sürecine Türkiye ile beraber verdikleri destekten dolayı biliyorsunuz hem baştaki gruplara hem de önce hemen kadar Filistinler hem kendi birliklerini, beraberliklerini, dirliklerini daha iyi sağlayacaklar. Kendi pozisyonlarını daha iyi temsil edecekler. İşgal edilmeleri, sürülmeleri, insanlık dışı muameleye tabi tutulmaları daha zor olacak. Onun için ve ba temin in ittihad, işgal ve emal zulm aliye onha düşman kalkar şud. Özellikle konuştuğumuz konular bunlardır. Diğer soruyu da İran televizyonundan alıyoruz. سوال بعدی رو از تلویزیون ایران دریافت کنیم. سوال من از آقای عراقچی هست. سلام به سیگلرین سونیورم سین عراقچی دان سوال من جاسته فقط را تا نیز به این سوال من جواب بده که کنسان از نیمون رو جام شبکه های مختلف خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به چند زبان در حال پخش هست به صورت زنده. آقای عراقچی شما میدونم که قبل از این سفر به چند پایتخت دیگه هم رفتید از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس و بقیه کشورها. فاز کردن اول کلینیک شما اشاره کرد.